Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün öğle arası müzakeresinde Bayçul Han'ın Yorgunluk Toplumu adlı kitabını tenkit edeceğiz. Murat Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Almanya'da son 10 yılın en çok satan kitaplarından biri Yorgunluk Toplumu kitabı. Kapitalist sistemin son 20 yılında ortaya çıkan yeni yaşam biçiminin insanı nasıl etkilediği, ufaladığı anlatılıyor kitapta. Bayçul Han şöyle der. Yorgunluk silahsızdır. Yorgun kişinin uzun ve yavaş bakışlarında kararlılıktan çok oluruna bırakma vardır. Evet Murat Hocam, Bay Çulhan kimdir? Bay Çulhan, Yorgunluk Toplumu'nun yazarı. 2010 yılında bu kitabıyla meşhur olmuş dediğiniz gibi. Aslında Kore'de eğitim almış, üniversite eğitimi metalurji bölümünden mezun olmuş. Sonrasında Heidegger üzerine doktora yaparak Almanya'da eğitimine devam etmiş bir isim. Sonrasında hem felsefe hem de kültürel çalışmalar yaparak yazdığı eserlerle felsefi düşünce, sosyolojik düşünce gündemine oturmuş görünüyor Bay Çulhan. Bu yönüyle dikkat çekici. Yazarın ilginç bir anlatımı var. Tezini ortaya atmadan önce başka filozofların tezlerini çürütüyor, eleştiriyor. Bunlardan bazıları Foucault, Heidegger, Marx, Kant, Anandit Nietzsche. Peki hocam neden Yorgunluk Toplumu isimli kitabı seçtiniz? Aslında yaşadığımız e, dünyada, bugün için e, yaşadığımız dünyada şimdi anlama noktasında çok çeşitli teoriler, yaklaşımlar, kavramlar geliştirilmekte. E, mesela Michel Foucault'un meşhur disiplin toplumu kavramı ya da başka bir düşünürün panoptikon kavramı. Tüm bunlar şimdi anlama anlamında geliştirilen kavramlar. Bu noktadan Yorgunluk toplumu kavramı ya da yaklaşımı teorisi diyelim önemli bir yerde duruyor. Bugün anlamada, şimdiye anlamada çok önemli bir yerde duruyor. Bu noktadan kitabı seçmiş bulunuyoruz müzakeremiz için. Peki hocam, Bayçul Han bazı filozofları eleştiriyor, düşüncelerini tenkit ediyor. Bayçul eleştiren düşünürler var mı? Evet, Bayçul birçok düşünürün gündeminde aslında kavramlarıyla en azından ama kendisinin kritik edildiği Slova Zizek'in eserinde görülebilir. Zizek, o da kendisi meşhur yaşayan filozoflardan da kabul ediliyor, addediliyor. Zizek'in eleştirisi kısaca şu şekilde özetlenebilir. Çulhan'ın yorgunluk toplumunda anlattığı toplumsal kesim evet böyle bir kesim var ama toplumun genelini kapsamıyor. Daha çok Çulhan'ın ifade ettiği yorgunluk toplumunun kesiti orta ve üst kesimleri kastettiğini ve dünyanın birçok yerinde bu toplum yapısının, bu toplum özelliklerinin olmadığı noktasında bir eleştiri getirilmekte ama aynı yazar yani Zizek Çulhan'ı çok övmekte de onun kavramlarını önemsemekte, yaklaşımını önemsemekte bunu da belirtmekte fayda var diyorum. İroni, sosyal medya, literal anlamda pornografi, açıklık meseleleri, estetik, ahlak, toplum, fenomenoloji, Çuha'nın en çok üzerinde durduğu konular. Yazar kitabın ilk bölümündeki sinirsel şiddet başlığında neyi kastediyor? Evet, öncelikli olarak kitabın e, dipnotunda verdiği gibi aslında Gevelt dediği şiddet kavramı bizim gündelik dilde anladığımız birisinin birisine şiddeti anlamında değil, daha ziyade er, güç, otorite gibi geniş bir yelpazeyi de kapsamakta. Onun için burada şiddet derken, birazdan bahsedeceğim ayrımlarda da şiddet derken bunları düşünmemiz gerekiyor. Güzel bir dipnotla kitapta bu açıklanmış zaten çevirmenin notu şeklinde. Bu önemli bir ayrıntı diye düşünüyorum. Çünkü şiddetin bir güç, otorite veya bir insanın bir insana şiddeti şeklinde çok geniş bir anlamda ele alınması gerekir. Çulhan'ın teorisi yaklaşımı bağlamında diyorum. Çulhan bu anlamda günümüz toplumlarını anlama, şimdiyi anlama bağlamında şiddeti ikiye ayırmakta. Önce oradan başlamakta fayda görüyorum. Birincisi negatif şiddet, ikincisi pozitif şiddet şeklinde bir ayrıma tabi tutmakta. Negatif şiddeti de immunoloji dediğimiz, aslında biyolojik bir örneklemden hareketle anlatmakta. Bir hücrenin içerisine giren yabancı maddeler nasıl ki hemen tanınıyor ve onun dışarıya atılması, yok edilmesi gibi bir bağışıklık sistemi geliştirilmişse canlılarda aynı şekilde aslında insansal ilişkilerde, insanda da hem bireysel hem toplumsal anlamda bir çeşit bir bağışıklık sistemi var, immünolojik bir sistem var. Bundan bahsetmekte çulhan ve yaklaşımını bu temel bu temele oturtmakta. Burada temel kavram aslında başkalık, başkalık ve yabancılık kavramı üminolojik sistemde, bağışıklık sistemi, biz bunu toplumsal ilişkilere ve insansal ilişkilere uyguladığımızda aslında yabancılık ve başkalık ilişkisi ortaya çıkmakta. E, bu bugünkü geç modern dönemde pek kabul görmüyor Çulhan'ın yaklaşımında çünkü bugünkü modern dönemi anlamakta Soğuk Savaş öncesi durumdaki o bağışıklık sistemi ben ve ötekiler şeklinde özetlenebilecek biz ve ötekiler gibi de özetlenebilecek o bağışıklık yabancı madde anlamındaki immünolojik sistemden hareketle anlatılan örnek pek uygun düşmediğini ifade ediyor şunlar onun yerine aslında geç modern dönemde bunun açıklama e, sını şu şekilde yapmakta. Yabancı ya da başka olan yerine fark kavramını getirmekte. E, fark kavramını getirmekte ve orada da e, Çulhan'ın e, söylediği şey e, kısaca şöyle özetlenebilir. İnsansal ilişkilerde, insanın bir başkasıyla ilişkisinde artık yeni dönemde, geç modern diyor ona tırnak içerisinde, sava soğuk savaş sonrası geç modern dönemde Çulhan'a göre insansal ve insan ilişkileri o bağlamdan, yabancılık, biz ve öteki bağlamından fark kavramına geçiş yapmakta ve artık turist ve tüketici konumuna düşmekte tüm yabancılar. Mesela bir ülkeden bir ülkeye gittiğimizde hem turist hem tüketici konumuna düşmekteyiz. Bu bağlamda arkadaşlık tüketici ve aynılık kavramı ön plana çıkmakta. Çulhan'ın yaklaşımında. Buradaki tabii şiddet. Hem negatif şiddet hem pozitif şiddetten ne anlamalıyız? Kısaca şöyle özetleyebiliriz: Negatif şiddette olan durum aslında bir şeyin bir şeye hayır demekle veya karşı çıkmakla daha çok beliren bir durum. Ama pozitif şiddette pozitif şiddette bu böyle değil. Bir onun yerine aşırılık, performans ve olumluluğun aşırılığı mesela her şeyde kendinin gerçekleştirilmesi ya da işte verimin aşırılaştırılması, performansın arttırılması gibi kavramların ön plana çıktığını gözlemlemekteyiz bu şiddette. Bu da bir şiddet türü olarak tanımlanıyor Bay Çulhan'da. Kafka, öz sömürünün paradoksal mantığını anlatırken hayvan kırbacı efendisinin elinden alır, efendi olmak için kendini kırbaçlar. Neoliberal rejimde insanlar böylesine saçma durumdadır. İnsanlık özgürlüğünü geri kazanmalıdır der. Çulhan negatif toplumdan performans toplumuna geçişle neyi anlatmak ister? Burada çok önemli bir nokta var. Hani aşırılığın artışı bir çeşit pozitif şiddet olarak tanımlandığı zaman performansın artması, verimin artması ve sürekli çalışma ya ilerleyen bir yaklaşım var dikkat edilirse. Orada sürekli çalışma gündeme geldiği zaman aslında özgür bir bireymiş gibi algılanan kişilerin isteklerine göre kendi hayatlarını kurduklarını zannettikleri bir paradoksa ilerliyoruz. Çünkü gerçek bir özgürlük, mutlak bir özgürlük olmuyor. Doğrudan bir özgürlük olmuyor. Çünkü dolaylı olarak o sürekli bir üretim, sürekli bir verimlilik, performans noktasından baktığımız zaman o özgürlük bilinçli olarak bilerek katılımıyla bireylerin toplumsal üretime, performansa ve üretilen Zeitgeist'a e, o sürekli üretim, sürekli bir şeyler yapma, hiç boş durmama gibi yaklaşımlar çerçevesinde baktığımızda bu bizi özgürlüğün farklı bir yönden isteyerek kısıtlandığı, insanların bir çeşit bilinçli isteyerek köleleştiği gibi bir anlamada gelebilmekte, Çurhan'a göre. Evet hocam, yazarın belirttiği pozitifliğin aşanlaşması ve derin sıkıntı bağlantısından bahseder misiniz? Evet, pozitifliğin bu şekilde e, görülmesi... ...derin bir sıkıntıya e, sürüklemekte çağın insanını ve insanların toplumlarını. Bu derin sıkıntının asıl kaynağı sürekli çalışma... ...sürekli bir şeyler üretme, verim halinde olmaya çalışma... Ee, gibi kavramların yüceleştirilmesi, ön plana çıkartılması bir noktada insanın kendisinin kendisi olacağı ve kendi dikkatini kendisine yoğunlaştırarak düşünmeye, kontemplatif kavramına mesela ulaşabileceğimiz bir e, farka ulaşamayacağı noktasında bir yaklaşım sergiliyor Çulhan. İşte orada derin bir sıkıntı bireyleri beklemekte, derin bir sıkıntıya bireyler düşmekte. Felsefe kavram üretme sanatıdır der Delüz. Çuhan yaklaşımında bazı felsefi kavramlar kullanmış. Bunlar vita activa, contemplativa, animal laborans. Bunları açıklayabilir misiniz? Elbette çok güzel bir yaklaşım olur. Orada 7 bölüme ayrılmış kitap. Bölümün birisi Vita Activa mesela. Bu Vita Activa bölümünde biz temelde belirttiğimiz üç kavramla karşılaşıyoruz ki bunlar daha önceki düşünürler tarafından, bilim insanları tarafından kullanılmış kavramlar. Yeni ortaya çıkarılmış kavramlar değil. Ama bunu ele alış tarzı Bay Çulhan bu konuyu ele alış tarzında Arındın Heidegger'in öğrencisi Arınt, felsefeci Arındın görüşünü kendisine baz alıyor. Onu kritik ederek devam ediyor. Bu arada parantez arası bir yöntemden bahsetmek isterim. Müsaadenizle bu Kitabın yönteminde 7 farklı yazı ile karşılaşıyoruz. 7 farklı yazının her birinde Çulhan yöntemsel olarak bir düşünürün genelde yaklaşımını kritik ederek açıklamasına, kendi izahına, yorumlamasına kavuşuyor. Bu noktada böyle bir yöntem geliştirdiğini söyleyebiliriz. Tekrar dönecek olursak vita activa ve vida, vita vita contemplativ ve Animal Laborans dediğimiz bu kavramlarda ilk, öncelikle kitabın o yazısına yoğunlaşmadan önce şu iki kavramı e, anlamak gerekir. Animal Laborans aslında bir bilgisayar gibi, hesap makinası gibi ne yapılır verilirse onu yapan bir yaklaşım. İnsanların böyleleşmesi meselesi tırnak içerisinde. Yani bir e, hayvani bir otomatizme doğru bunu açıklayabiliriz belki en kısa böyle açıklayabiliriz. Diğeri ise Vita Activa, Arınt'ın geliştirdiği ve tekrar gündeme getirdiği ve öncelediği, ya yani bunu kullanalım artık ve biz bu yeni gelen dönemde Vita Activa'yı edimsel hayatiyeti ortaya koyalım dediği noktayı Bay Çulhan bir şekilde projeksiyonla alıyor ve inceliyor. Vita Activa'nın Arınt'ın dediği gibi, Arınt'ın, hayri gelen öğrencisi Arınt'ın dediği gibi aslında bilinçli bir, e, bilinçli bir edimselliği çağrıştırmadı. Animal Laborance'da bilinç yok, yani hayvanlar otomatik bir şekilde otomatlaşmaya, e, hayat, otomatlaşarak hayatlarına devam ediyor, içgüdüsel bir şekilde. E, i̇nsanlar da yeni gelen toplumda bir şekil e, otomatlaşmaya eğilimindeyse, performans toplumunda, yorgunluk toplumunda, o zaman o zaman Vita Activa ile biz bundan kurtulabilir miyiz? Temel mesele bu. Vita Activa Bayçülhan Arınt'ın kurtulabiliriz çözümüne Vita Activa ile yani aksiyon bilinçli bir eylemle bundan çıkabiliriz yaklaşımına katılmıyor. Onu kritik ediyor ve diyor ki Bayçulhan bu 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 şekilde ele alınma ele, ele alınamaz çünkü Vita Aktiva Arrington söylediği gibi benliğin yok edildiği, benim o, o ortadan kaldırıldığı bir süreci gerektiriyor. Halbuki işinde yaşadığımız şimdi anlamaya çalışıyoruz ya toplumsalı beni ve ötekini. İşte şimdi anlamada biz şimdiye baktığımızda hiç de vita aktivayı görmüyoruz. Bilinçli eylem görmüyoruz. Arıntın söylediği gibi kendisini yok eden benliğini, narsistik eğilimlerini yok eden vita aktiva değil de bugünün toplumunda ne var? Benliğini aşırı geliştirmiş kişiler var. Yani benlik var yine benliğini yok eden değil, benliğini var eden bireyler, bireylerin oluşturduğu bir yorgunluk toplumundan bahsediyor Çulhan ve Arıntı bu şekilde kritik ediyor. Kitapta Mervillen'in Bartleby karakteriyle Çulhan'ın ulaştığı sonuçlardan bahsedelim biraz da. Bartleby bugünün genç modern insanıyla karşılaştırıldığında hangi sonuçlara ulaşılmıştır kitapta? Belki de Bartleby'nin, e, Katip Bartleby kitabının Vermilven'in kısa bir belki de özetini vermekte fayda vardır. Yani okuyanlarımız biliyordur. E, Katip Bartleby bir avukatın yanında çalışan bir karakter romanda, 75 sayfalık bir roman. O romanda bir katibin yanının bir katip kendisi ve bir avukatın yanında çalışmakta. O kadar çok e, performans üzere çalışmakta gibi anlatılar onu gösteriyor kendisine hiç vakit kalmıyor. Sürekli bir şeyler, bir performans arttırma şeklinde, verimliliği arttırma şeklinde çalışmasını devam ettirirken bir gün geliyor ki bu Bartleby bu yaptığı e, şeyleri yapmamaya başlıyor. İşte orada biz e, Bay ifade ettiği şiddetin pozitif yönü yani pozitif şiddetin kavramını devreye sokabiliriz ama burada burada Bartleby'nin yaşadığı şey bir nevi yorgunluk toplumunun ürettiği bir bireyin tavrı gibi değil. Onun için Çulhan onu o şekilde ele almıyor. Yani bir yorgunluk toplumu bireyi gibi ele almıyor. Zaten romanın yazıldığı tarihlere bakacak olursak 1853'lü yıllar ve 1853'lü yıllar erken modern ya da modern döneme rast geliyor. Halbuki Bay Çulhan'ın ifade ettiği toplum, yorgunluk toplumu daha ziyade soğuk savaş sonrası bugünü anlatıyor. Bu zaviye'den bakacak olursak bizim ele almaya çalışacağımız, çulhanın yaklaşımıyla ele almaya çalışacağımız karakter Bartleby karakteri değil. Yani bugün insan o değil. Burada da Agamben'in yaklaşımını kritik ediyor. Hani demiştik ya yöntemsel olarak her yazıda aşağı yukarı bir düşünürün görüşünü kritik ederek bir kavramsallaştırmaya devam ediyor burada da. Agamben Bartleby'nin metafizik bir, teolojik bir ikinci doğuma doğru, yeni bir yaratıma doğru adım attığını, Ya artık ben yapmıyorum, yapamıyorum, yapmamam daha iyi diye patronuna karşı çıktığını ve en sonunda ölüme kadar giden süreçten bahsediyor. Bu aslında bir çeşit kendini yaratım süreci, yeniden yaratım süreci gibi ontolojik bir teoloji çerçevesinde anlatılıyor Agamben'de. Agamben'in bu yaklaşımını Bayçuoğluhan kritik ederek diyor ki hayır bu böyle değil Agamben'in anlattığı gibi değil tam tersi burada negatif bir şiddet var bir öteki var o ötekiye karşı kendi yapmama sürecini gündeme getiriyor ve burada erken dönem yani bizim yorgunluk toplumunun değil önceki toplumun negatif şiddetinin bir bireyi olarak analizlerini devam ettiriyor bu şekilde bakılabilir. Evet, anladığımız kadarıyla zihin işleyişinin düşünme kabiliyetinin hızlanmasıyla performanssız performans mümkün kılınıyor. Bu aktiflik toplumu aşırı yorgunluk toplumuna dönüştürüyor. Yorgunluk toplumunun geleceği hakkında neler söylemek mümkün? Bu konuda son bölüm yorgunluk toplumu başlığıyla gelmiş. Bay Çurhan yorgunluk toplumu kitabında. Orada da ele aldığı Handke'nin meşhur Alman yazar, edebiyatçı aynı zamanda düşünür. Handke'nin Düşüncelerini ele alıyor. Bir yazısı üzerinden, Yorgunluk Toplumu üzerine diye yazısı. Orada birey olarak bir başkasının yorgunluğunu kendinde görme, kendi yorgunluğunu başkasında görme, karşılıklı yorgunluk görme yazısı analizi bu şekilde. Handken'in çıkışı farklı. Bayçulhan'ın geldiği nokta Handken'in üzerine. Söylediği bir gelecek yorgunluk toplumunun aslında tasvirine yöneliyor Bayçulhan oradan hareketle Büyükçulhan. Ve diyor ki aslında gelen yeni bir yorgunluk toplumudur. Ve Handken'in ele aldığı makalesinde ele aldığı özellikle burada ifade ettiği bir çeşit kutsallaştırdığı, dinselleştirdiği başkasında kendisinin yorgunluğunu görerek o yorgunlukta Farkı orada kullandığı e, kavram var. Handke'nin e, this fark, fark meselesi. o farkı ortaya koyarak yeni bir e, çerçeve çizmeye çalışıyor, bir çıkış yolu aramaya e, arama diyebiliriz Handke'nin e, geldiği nokta. Ama orada bir gelen e, aslında yeni yorgunluk toplumu, Zayitgeist'in ruhun kutsal ruhun diyor ona Handke, bir şekilde yorgunluğu ifade eden ve başkasında kendi yorgunluğunu gören bir sosyal grup. Herhangi bir aidiyeti olmayan, o yorgunluk üzere bir araya gelen insanların kendi kendine böyle düzenli olmayan, sıradan bir davranışının özgürlüğe ya da daha iyiye götüreceğini e, salık veriyor mesela Hantke. Bu yeni gelenin bunun, bunun üzerine de Buüngchul'un söylediği bu yeni gelen toplumun yorgunluk toplumu oldunuz ifade ediyor. Bu yıl 2010 ve biz şu anda hangi tarihteyiz? Yıl 2022'deyiz ve geldiğimiz toplum acaba yorgunluk toplumu mu? Bunu sizlere bırakıyorum değerlendirmeyi. Evet son soru hocam. Buyurun. Neden Bay Çulhan okumalıyız? Bay Çulhan'ı birkaç sebepten okuya okumamız gerekir. Yani okuyabiliriz demiyorum, okumamız gerekir. Birincisi, birincisi Çulhan farklı disiplinleri, yaklaşı, alanları diyelim, farklı disiplin ve alanları bir araya getirerek bir düşünce, bir teori geliştiriyor. Kavram geliştiriyor daha doğrusu. Kavram, düşünceler ve teori geliştiriyor. Bu geliştirdiği teoride bakıyoruz edebiyattan, felsefeye, bilimden, biyolojiden, e, işte sosyolojiye kadar farklı disiplinler var. Ve bu disiplinlerin kesişim kümesi gibi e, bir şekilde ele alış tarzı. E, bu yönüyle e, çağımız araştırmalarının genellikle e, önemsediğimiz e, çağımız düşünürlerin araştırmalarının farklı alanlardan beslendiği yönünde. Mesela Rosie Braudetti'nin geçen müzakerede bahsettiğimiz eseri yığınla bunun akademik camiada da, kültürel düşünsel dünyada da örneklerini sunuyor. İkinci sebep ise, ikinci sebep ise yöntemsel. Bu interdisipliner, multidisipliner yaklaşımların yöntemsel problemiyle hep akademik dünyada, düşünce dünya, entelektüalitede karşı karşıya kalıyoruz. Nasıl olacak? Farklı disiplinler ve alanlar arasındaki biz bu farklı durumları yöntemsel olarak nasıl ele alacağız? Orada yöntemi de aslında bize gösteren yaklaşım bu Çulhan'ın hem bu yorgunluk toplumu kitabı hem de diğer kitapları. Bir başka sebep de şu söylenebilir. Özellikle özellikle kavramsal teorik gitmiyor Çulhan. Sadece kavram ve teori yok eserlerinde. Örnekler olaylardan ve olgulardan hareketle de anlatılmış. Mesela Melville'nin 1853 romanı Katip Bartleby romanının ele alınması önemli. Neden önemli? Hem olay hem olgu bağlamında romanlar bizim için tarihsel gerçeklikte bir kesit sunuyor. Veya işte üminolojik sistem örnekliğini kullanması, başka bir yerde başka örneğin kullanılması. Bununla birlikte bir de düşünürleri, felsefecileri ele alıyor. Mesela düşünürlerden bu kitabında mesela özellikle vurguladığı Nietzsche, Baudrillard, Foucault, Walter Benjamin, Arendt, Heidegger, Hegel tüm bu isimler Melville, Agambegen, Handke çok geniş bir düşünsel yelpazeyi çağrıştırmıyor mu sizlere? Evet çağrıştırıyor bize ve bu düşünürlerin, olayların, olguların ve farklı disiplinlerin kesişiminde biz Çulhan'ı okumamız gerekir, değerlendirmemiz, kritik etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet öyle arası teklif müzakeremizde Bay Çulhan'ı tanıdık. Murat Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Umarım dinleyenler için de öyle oluyordur.